benden usta. Can usta sen. Bayazon. Ah, bunca yıl karım. Abi. Kocam. Kardeşim, ben. Abi. Seni fahişe. Böyle bir şey yaparak aile ismimizi kirlettin. Bu benim hatam değil. Ben mutfakta ginseng çorbası hazırlıyordum. Can ustanın aniden içeri gireceğini nereden bilebilirim? Böyle bir şey yapmadım. Bayzuan. Kes sesini. Seni onurlu bir adam sanmıştım. Ama ahlaksızın biriymişsin. Haydi. Abi. Atın onu. Abi. Seni pislik. Kanıtlar bu kadar açıkken hala karşı koyuyorsun. Bayduan, abim aptalca bir şey yaptı. Tamamen alkolün etkisi altındaydı. Kardeşim ben... Abi, böyle bir şeyden sonra hala tartışmaya çalışıyorsun. Bayan Can, kurallarımıza göre böyle bir davranışın cezası boğularak öldürülmektir. Abim büyük bir yanlış yaptı. Lütfen onu bağışlayın. Böyle bir davranış bağışlanabilir mi? Bay Doğan, bu durumu nasıl düzeltebilirim? Öldürün onu. Hayır, durun, durun. Hey. Sessiz olun. Bayan Can, biz kurallarımıza bağlıyızdır. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Durun. Bay Doğan, yapmak zorunda olduğunuzu yapın. Abicim. Böyle bir abin olduğunu unut. Onun yerini ben alacağım. Nasıl? Karınız olacağım, hizmetçiniz, ne isterseniz. Yeter ki abimin canını bağışlayın. Lütfen. Kardeşim. Abi, ben kararımı verdim. Bay Doğan, dileğimi kabul edin. Bu nasıl olur? Lütfen kabul edin. Pekala. Kabul ettim ama abinin elleri kırılacak. Neden? Çünkü çok değerli yetenekleri var. Ve bunları şarabı bahane ederek kullanıp benden intikam almak isteyebilir. Hayır. Hadi. Abi. Yapma. Tamam. Can usta, nasılsınız görüşmeyeli? Çok iyiyim. Bayan Duan. Can usta, bu sakat elinize rağmen bu kadar yetenekli bir öğrenci yetiştirebileceğinizi sanmazdım. Saçmalık. Kardeşimi gönderin. Usta, kardeşinizi öldürdüler. Korkmayın. Bu sakat adamdan niye korkuyorsunuz ha? Hayır.